Merhaba İdil Hanım. Ayşe Hanım nerede? Size de merhaba Mehmet Bey. O hasta olduğu için gelemedi. Öyle mi? Çok geçmiş olsun. Nesi var? Hastalığın adını biz de tam olarak bilmiyoruz ama amansız bir hastalıkmış. Nasıl olur? Ayşe Hanım ofiste çalışırken gayet iyi görünüyordu. Hiç hasta gibi değildi. Ayşe çok güçlü bir kız. Bize karşı hiç hissettirmedi hastalığını. Şimdi de annesiyle birlikte hastaneye gitti. Hastalığın teşhisini öğrenmek için. İdil Hanım, bu haldeyken siz de çalışmayın isterseniz. Çok teşekkür ederim Mehmet Bey. Ben hemen hastaneye gideyim o zaman. Acaba Ayşe'nin nesi var? İnşallah iyi olur. Acaba ben de mi gitseydim hastaneye? Ama gidince ne diyeceğim ki? Yok, gitmeyeyim en iyisi. Ama bir şekilde sonuçları öğrenmem lazım. Canım arkadaşım, ne oldu? Hiç. Bekliyoruz işte. Sen niye geldin? Burada ne işin var? Biliyorum Ayşe. Her şeyi öğrendim. Hasta olduğunu, özellikle bize kötü davrandığını. İdil, seni çok kırdım. Özür dilerim. Tamam Ayşe, sorun değil. Söz veriyorum Ayşe. Bundan sonra seni hep mutlu edeceğim. Ne istersen yapacağım. Ne söylersen söyle alttan alacağım. Neyimi istersen vereceğim. Canım arkadaşım. Ayşe Hanım, sonuçlarınız çıktı. Saçlarınızın dökülmesinin sebebi ve halsizliğiniz D vitamini eksikliğiniz yüzünden. Biraz daha fazla güneşe çıkmalısınız. Şimdi gerçek hastalığımı da öğrenebilir miyim? Tamam işte. Kış boyu fazla güneşe çıkamadığınız için D vitamini eksikliğiniz oluşmuş. Size bir damla vereceğim. Ağır bir ilaç mı? Yo, bebeklere de veriyoruz. Günde 3 damla. Bu kadar mı? Lütfen gerçekleri söyleyin bana doktor bey. Ben güçlü bir kızım. Yo, bu kadar. Doğrudur. Teşekkür ederiz. Güneşe çıkıp bolca D vitamini alsın. Size verdiğim reçetedeki ilaçları da alın. Ama bir de bende karın ağrısı vardı. Yediğiniz bir şey dokunmuştur. Ya da çok fazla paketli gıda tükettiğinizden dolayıdır. Evet olabilir. Ayşe, boşu boşuna telaşlandırdın bizi. Bir daha böyle bir şey olursa ilk benimle paylaş kızım, tamam mı? Neyse, ben gidip Beyza'yı arayayım. O da seni merak ediyordu. Ayşem, canım arkadaşım. İdil arayıp haber verince o kadar mutlu oldum ki. Ya Beyza, sen de benim canım arkadaşımsın. Ben de duyunca çok mutlu oldum. Sen niye bizi bu kadar telaşlandırdın? Ne kadar saçma sapan bir kızsın ya. Altı üstü bir vitamin eksikliği yüzünden bizi mahvettin. Yok bizi kendinden soğutmalar. Yok efendime söyleyeyim, hastayım öleceğim diye günlük yazıp bizi duygulandırmalar. Günlük mü? Günlük olmasına Beyza. Ama Nidil, sinirliyim zaten. Bir de seninle uğraşmayayım. Öyle çıktı ağzımdan. Doğrusunu anladınız siz. Sana dönecek olursam Ayşe, hiç çekilecek kahrın yok da. Neyse. Ya canım arkadaşlarım, siz beni çok seviyorsunuz. İdil'cim, özellikle de sen. Bugün ne güzel sözler verdin bana öyle. Ne sözü? Ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Ben hepsini hatırlıyorum. Söz veriyorum Ayşe. Bundan sonra seni hep mutlu edeceğim. Ne istersen yapacağım. Ne söylersen söyle alttan alacağım. Neyimi istersen vereceğim. Yok. O an öyle duygusal bir anımdı. Aynı eskisi gibi. Ne varsa o. Kızlar, ben sizi çok seviyorum. Tam bir üçlüyüz. Bir daha birimizin başına böyle bir şey gelirse, Allah korusun tabii de, hemen birbirimizle paylaşalım, tamam mı? Gelin bir sarılayım size. Mesaj kimden Ayşe? Hiç. Nasıl hiç? Mesaj Şevval'den. Beni bahçeye çağırıyor. Ne yapayım şimdi kızlar? Tabii ki hayır diyeceksin. Ya ama o da zor zamanlarımda yanımdaydı. Ayşe biz az önce konuşmadık mı? Süper üçlüyüz diye.
Şevval de nereden çıktı şimdi? Ay bilmiyorum kızlar. Ne yapayım? Onu da kırmak istemiyorum. Sen karar ver Ayşe. Alo Şevval'cim. Ben şimdi pek müsait değilim de. Sonra görüşsek olur mu? Hayır Ayşe. Hemen bahçeye iniyorsun. Peki. Kızlar bu kadar ısrarcı olduğuna göre herhalde önemli bir şey söyleyecek. Ben bir inip bakayım şu kıza. Biz daha seni onunla baş başa bırakmayız. Ne haince planlar yapmışsınız birlikte. Yok neymiş? Sen bize kötü davranacakmışsın da biz senden soğuyacakmışız. Biz zaten seni Şevval'e bir görünce senden soğumuştuk. Yani gidemezsin. Tamam haklısınız kızlar ama doktor ne demişti? Benim güneşe çıkıp D vitamini almam lazımmış. Birlikte inelim. Şevval'le de baş başa kalmış olmam. Aa, bu da ne? Ayşe'cim, sana son bir parti hazırlayayım dedim. Yok yok, son değilmiş. Bundan sonra istediğin zaman parti hazırlayabilirsin bana. Hasta değilmişim. Yani hemen ölmeyeceğim. Ne? Gerçekten mi? Ne kadar sevindin değil mi Şevval? Ha, iyi. Allah uzun ömür versin. Ne diyeyim? Of, tam da kendime bir arkadaş bulmuştum. Şimdi benden vazgeçip geri kendi arkadaşlarına döner. Ya Şevval, düzenlediğin bu parti için ve de zor zamanlarımda yanımda olduğun için çok teşekkür ederim. Ayşe ne yapıyorsun? Niye sarılıyorsun? Bırak. Kızlar. Bu Şevval var ya hiç göründüğü gibi değil. Pamuk gibi kalbi var. Ayşe sus. Yok Şevval'cim yok. Hiç kusura bakma susamam. Hayat çok kısa. Eğlenelim, mutlu olalım. Birlikte olalım. Ayşe çekilsene ya. Yapışsın sülük gibi. Pamuk kalp. Ve Şevval mi? Evet kızlar ya. Siz de hiç beklemiyordunuz değil mi? Şevval'in gerçekten pamuk gibi bir kalbi var. Hatta biliyor musunuz? Bilmesinler Ayşe, bilmesinler. Neyse ben susayım. Bu masada 2 kişilik servis var. Yani. Ne yani? Bize yol mu gösteriyorsun? Şevval'cim, canım. Sen şimdi git bir koş, 2 tane daha servis getir. Şurada mutlu mutlu dördümüz hep birlikte yiyip içelim. Ne yapsam? En iyisi Şevval'i arayayım. O Ayşe'lerle komşu. Herhalde biliyordur sonuçları. Alo? Alo, nasılsın Şevval? İyiyim. Hayırdır? Hiç, öylesine merak ettim ne yapıyorsun diye. Ay ne yapayım? Şu an hiç müsait değilim. Allah uzun ömür versin bana. Ben hepinizi gömerim. O ses neydi? Ya bir şey yok. Bizim Ayşe kendini hasta zannediyordu da değilmiş. Neyse ben kapatıyorum. Sonra görüşürüz. Tamam görüşürüz. İyi bari. Çok sevindim. Serpil. Bu dolap kapaklarından ses çıkıyor. Ben en iyisi menteşelerini değiştireyim. Yok Ali hep olmuyor zaten. Şimdi bir de değiştirmekle uğraşma. Bu duvar kağıtları da iyice kötü olmuş sanki. Bir badana mı yapsam? Ne gerek var Ali? Daha yeni yaptırdık ya duvar kağıtlarını. Ben emekli olunca ne yapacağım evde? Boş boş canım sıkılır. Ne emekliliği Ali? Tamam işte. Önümüzdeki ay emekli olacağım. Artık evde keyif yaparım. Seninle kızlarla vakit geçiririm. Aa, önümüzdeki ay mı? Yıllar ne çabuk geçmiş Ali. Evet, ben de 4 gözle emekli olmayı bekliyordum. Bundan sonra seninle hep gezeriz, dolaşırız. Evde sana yardım ederim, kafede de yardım ederim. Ali, emekliliğini biraz daha uzatsan. Hani evde sıkılırsın falan. Senin için diyorum. Niye sıkılacakmışım Serpil? Anne, bir gelir misin? İçeride seninle bir şey konuşacağım. Konuş kızım. Yok baba, annemle konuşmam lazım.
Kızım, annenizin üzerine çok yük bindiriyorsunuz. Ben de artık emekli olacağım. Bundan sonra evdeyim. Benimle de artık bir şeyler konuşabilirsiniz. Size yardımcı olurum. Ne? Ah canım kızım, nasıl da sevindin değil mi?